Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. EKPSS e soru çözümlerine kaldığım bir yerden devam ediyoruz ve sizler için 7 tane güzel sorum var. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Bakalım soru bizden ne istiyor? Şöyle. Diyor ki Türklerde ücretli yabancı askerler aşağıdaki devletlerden hangisinde görülmüştür? Sevgili arkadaşlarım unutmuyoruz. Ücretli askerlik barındıran devlet Hazarlardır. Anlaştık mı? Birazdan Hazarlar hakkında detaylı bilgi vereceğim sizlere. Göktürkler. Biliyorsunuz ki iki tane Göktürk devletimiz var. Birinci Göktürk ve ikinci Göktürk. Birinci Göktürk devletinin en parlak dönemi Mukan Kağan dönemidir. İkinci Göktürk devletinin kurucusu Kutluk Kağan'dır. Biliyorsunuz ki ikinci Göktürk devleti döneminde Göktürk kitabeleri dikilmiştir. Uygurlar. Yerleşik geçen ilk Türk devletidir. En parlak dönem Moyençur dönemidir. Avarlar. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olarak bilinir. Ayrıca batıya göç ettikten sonra Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Kıpçaklar yani Kumanlar biliyorsunuz ki Memlük ve Eyyubi ordusunda yer almışlardır. Cevabımız Hazarlar ve ayrıca unutmuyoruz Hazarlar Museviliği benimseyen ilk Türk devletidir. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz şu şekilde. Karahanlılar dönemine ait bu bilgiler aşağıdaki hangi alanlarda gelişmeyi göstermektedir? Semerkant'ta medreselerin açılması, ribat denilen konaklama yerlerinin yapılması. Medreseler denilince aklımıza ne geliyor? Eğitim geliyor değil mi? Peki ribat denilen kervansaraylar denilince aklımıza ne geliyor? Tabii ki ticaret geliyor. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Hukukla alakalı bir şey yok değerli arkadaşlarım. Din ile alakalı değil. Ekonomi, hayır, sanat. Hayır herhangi bir mimari eser yok din yok, tanımla alakalı bir şey yok. Yönetim kut anlayışından falan bahsetmiyor. Bilimle alakalı ilim insanından da bahsetmediği için cevabımız eğitim ve ticaret olacaktır. Medreseler bizler için çok önemli. İlk Türk İslam Medresesi Karahanlılar döneminde Semerkant'ta açılmıştır. Devam edelim. Sorumuz Osmanlı tarihinden batı tarzında açılan ilk teknik okul aşağıdakilerden hangisidir? 1. Mahmut döneminde gerçekleşen bir gelişme değerli arkadaşlarım. Biz buna hendesehane diyoruz. Unutmayın. İstikam askeri üst değerli arkadaşlarım. Nizam-ı Cedid 3. Selim'in ıslahatlarına verilen isimdir. mühendishane Bahri Hümayun Deniz Mühendishanesi olarak bilinir. 1775 Sekbani Cedid ücretli askerlerden oluşan birliklerdir. Cevabımız hende sahane olacaktır. Birinci Mahmut. Dikkat ediyoruz. Devam edelim. Geldik diğer bir soruya. İnkılap tarihi ağırlıklı olarak seçildiğini. İkinci Balkan Savaşı'nın en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? İki Balkan Savaşı gerçekleşti. Birden sonra karmaşalar beraberinde geldi değil mi değerli arkadaşlarım? Peki ikinci Balkan Savaşı'nın sebebi neydi? Şimdi A baktığımızda Doğu Trakya'yı Osmanlılardan alma isteği. Böyle bir şey yok. Zaten Osmanlı kaybetmiş. Birinci Balkan Savaşı'nın sonunda Yunanistan'ın toprak kaybına uğraması. Yunanistan toprak kaybına uğramıyor. Yunanistan Girit ve Selanik'i alıyor. Osmanlı Devleti'nin 1. Balkan Savaşı'nın sonunda kaybettiği toprakları geri almak istemesi. Osmanlı 2. Balkan'da yok değerli arkadaşlarım. Otorite boşluğu ortaya çıkacak hatta. Arnavut bağımsızlığını kazanması 1. Balkan Savaşı'na denk gel geliyor. Bunun 2. Balkan'la alakası yok. Bulgaristan'ın 1. Balkan Savaşı sonunda fazla toprak alması ve diğer devletlerin buna karşı çıkması 2. Balkan Savaşı'nın sebebidir. Yani kısaca Bulgaristan'ın en karlı devlet çıkması 2. Balkan Savaşı'na sebebiyet vermiştir. Birde olmayıp da ikide olan devlet Romanya'dır. Dikkat ediyoruz. Diğer soruya geldik. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaş açtığı ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, Yunanistan hepsi hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Şimdi İngilizler ve Fransızlar aynı saftalar değil mi? Şimdi İngiltere Güneşi batmayan imparatorluk olduğu için her yerde asker bulundurabilecekti. Fransa ise en çok sorunu Almanya ile yaşadığı için Asastroren çok büyük bir sorun haline gelecekti. İtalya 1. Dünya Savaşı sırasında kendisine toprak vaat edildiği için saf değiştirmiştir. Yunanistan savaşa katılan son devlettir. Cevabımız Rusya. Peki hocam nasıl oldu? Neden Rusya? Şimdi sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki iki Alman gemisi Osmanlı'ya sığınmıştı. Osmanlı Devleti İki Alman gemisinin ismini değiştiriyor. Önceki isimleri zaten Goben ve Breslavdır. Onları Yavuz ve Midilli olarak değiştiriyor. Türk bayrağını çekiyor. Rusların Sivas Topol ve Odessa limanını bombalıyor. Böylece Osmanlı devleti savaşa dahil oluyordu değerli arkadaşlarım. Yani Osmanlı devleti Rusya'ya savaş açarak dahil olmuştur. İlk devlet Rusya. Gidelim. Geldik diğer soruya. Sorumuz şöyle. Birliği mücadele dönemindeki olumsuz tavırları ve faaliyetleriyle kurtuluş savaşına büyük zararlar veren Osmanlı sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir? Ali Rıza Paşa. Bu adam Anadolu hareketine ılımlı bakıyor değerli arkadaşlarım. Hatta temsil heyetiyle Amasya görüşmelerini bile gerçekleştiriyor. Salih Paşa'yı temsilci olarak gönderiyor. Ali Fethi Paşa. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı. Değerli arkadaşlarım. Yani karşı gelmez. Refet Bele. Yine Mustafa Kemal'in silah arkadaşı. Karşı gelmez. Damat Ferit'i bırakacaksın. Ali Fuat Paşa Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşı. Ali Fuat Cebesi'yi hepimiz biliyoruz değil mi değerli arkadaşlarım? Batı Cephesi'ne gönderilmişti. Cevabımız Damat Ferit. Damat Ferit Paşa hiçbir şekilde milli mücadeleyi istemiyordu. Damat Ferit neyi istiyordu hocam? Damat Ferit İngilizlerin himayesini istiyordu. Ki zaten İstiklal Mahkemelerinde de idam edilecekti. Cevabımız Teşıklı. Geldik diğer soruya. Sorumuz şöyle. Birinci TBMM'nin gerçekleştirdiği tek inkılap hareketi aşağıdakilerden hangisidir? TBMM ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920 yılında değil mi? Şimdi 23 Nisan 1920'de açıldı. Açılış konuşmasını kim yaptı hocam? Açılış konuşmasını Şerif Bey yaptı. Unutmuyoruz. TBMM'nin açılış konuşmasını yaşlı üye sıfatıyla Şerif Bey yapmıştır. Ne zaman sona erecek peki? 1923 yılında. Ordunun siyasetten ayrılması 3 Mart 1924 yılıdır. 2. TBMM. Medeni Kanun 1926. 2. TBMM. Peki hocam Medeni Kanun yani A şıkkına gidelim önce size bilgi vereyim. Ordunun siyasetten ayrılması Erkan-ı Harbiye ve kaldırılmasıyla olmuştur. Bu gitti. Medeni Kanun Mecelli yerine gelen kanundur. Hangi ülkeden alındı? İsviçre'den alınmıştı. 1926 yılında. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923. Hükümet bunalımından dolayı Cumhuriyet artık ilan edilecekti. Mustafa Kemal 28 Ekim'de şunları dile getirmiştir. Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Halifeliğin kaldırılması, ordunun siyasetten ayrılmasıyla aynı güne denk geliyor. Aynı yıla denk geliyor. 3 Mart 1924 yılında olduğu için 2. TBMM cevabımız saltanatın kaldırılması olacaktır. Tarihimiz 1 Kasım 1922. Peki hocam saltanat neden kaldırıldı? TBMM neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Bunun 2 tane hatta 3 tane sebebi var. İlk sebep Lozan'a tek temsilci gitmek. İkinci sebep ikilikleri ortadan kaldırma. Üçüncü sebep laikliği güçlendirme. Lozan'dan önce saltanat kaldırılmış ve TBMM Lozan'a tek temsilci olarak girmiştir. Birinci TBMM'nin gerçekleştiği Tekin inkılap saltanatın kaldırılması olacaktır sorular bu şekilde. Bir sonraki paylaşımda ben e, soru tahminlerde bulunacağım. İnşallah o sorular gelir de yaparsınız. Soru tahminlerimiz de gelecek. Bir önceki paylaşıma mutlaka göz atıyoruz. Orada da güzel sorular var. Bol bol soru çözüyoruz değerli arkadaşlarım. Az bir süremiz kaldı. Bol bol soru çözüyoruz. Full çıkarmışsınızdır ya. Ben de full çıkarmışsınızdır. Güveniyorum ben sizlere. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın. kalın.